Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzda altını inceleyeceğiz. Altındaki düşüş ve altının düşüşten nerelerden dönebileceği şeklindeki öngörülerimizi teknik analiz kullanarak bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, 1865 seviyelerine kadar bir gerileme altında yaşandı. Maalesef 1896 1880 seviyesinde tutunamayan altın, dediğimiz gibi bir alt destek olan 1860 desteğine kadar düşüşünü gerçekleşti. Şimdi altında bizler için hangi seviyeler önemli olabilir? Tekrardan sizlerle birlikte buna bir bakalım. Evet, altın onsa baktığımız zaman arkadaşlar, altın ons şuradaki seviyeden daha önceden bir dönüş yapmış arkadaşlar. Bu da takribi 1860'lı seviyelere geliyor. Bu kanal içerisindeki hareketlerde şuradaki 1860 desteği şimdilik bizim için önemli olacak bir destek bölgesi. Buradaki destekten daha önce kanal içerisinde tekrardan kanalın üst tarafına doğru yükselişlerin geldiğini geçmiş teknik verisine bakarak altın onsta görmekteyiz arkadaşlar. Altın onsta 1860 seviyesi dikkatle takip edeceğimiz kanalın orta seviyesi. Buradaki seviye altında bir kırılım olmazsa buradan tekrar yukarıya doğru, kanalın üst tarafına doğru bir tepki yükselişi bekleyebiliriz. Bu tepki yükselişi bizler için hangi seviyeye kadar gelebilir? Bu da 1900 yukarıda 1905 seviyesini işaret ediyor bize arkadaşlar. 1905 seviyesine kadar yukarı yönlü bir tepki yükselişi buralardan 1860 seviyesi kırılmazsa gelebilir. Eğer 1860 seviyesini aşağı yönlü kırarsa arkadaşlar, o zaman da 1860 altında bizler için aylık destek bölgesi 1847 seviyesinde bulunmakta. Evet, şuradan geçen 1847'deki aylık seviyesi bulunmaktadır arkadaşlar. Bu 1847 seviyesi 1860 aşağıya kırılırsa maalesef takipte kalmamız gerekecek önemli bir seviye olacak. Şimdilik 1860 desteğini takip ediyoruz. 1860 üzerinde kaldıkça buralardan bir toparlanma gelebilir şeklinde umudumuz hala taze kalmakta arkadaşlar. Bunu da geçmişteki buradan yukarı yönlü altın onsta gelen bir tepki yükselişinden görebiliyoruz. Kısada şimdilik bunu takip edeceğiz. 1860 üzerinde altın onsun tutunup tutunamayacağına bakacağız arkadaşlar. Eğer tutunabilirsek buradan tekrardan bir yukarı yönlü 1905 ve 1949 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler de görmemiz mümkün. Temel olarak incelediğimizde Covid-19 vakalarına baktığımız zaman arkadaşlar, dünya genelinde yoğun oranda bir artış gözlenmekte. Bu da dünya ekonomilerinin tekrardan tedbirler almasına sebebiyet vermekte. Tüm bunların eşliğinde baktığımız zaman altındaki hareketin bir düzeltme hareketi olarak karşımıza çıktığını da düşünebiliriz. Bunun çünkü sürdürülebilirliği fazla olmayacak gibi gözükmekte. Hacimlere baktığımız zaman düşüşlerdeki hacim pek de kuvvetli hacimlere benzememekte arkadaşlar. Yani hacimsiz düşüşler gerçekleşmekte. Tüm bunların neticesinde dediğim gibi 1860 desteği önemli. Eğer bu desteğin de altına sarkarsak aylıktaki desteğimiz 1847 seviyesi. Bu 1847 seviyesi önemli, dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye olarak görülmekte. Eğer şu ana kadar satış yapmadıysanız, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla, artık buralardan arkadaşlar satış yönüne girilmez. Sabırla beklemeniz gereken bir 1860 desteği ve onun altında da 1847 destekleri, altın onsta beklenmesi gereken muhtemel seviyeler şeklinde görülebilir. Stokastik indikatörüne baktığımızda şu an itibariyle diplere yanaşmakta. O da dip seviyelerini görmekte. Bakalım
altın buralardan nasıl bir tepki verecek? Hep birlikte sizlerle birlikte biz de bu hareketleri takip ediyoruz arkadaşlar. 1860 ve 1847, 1890'ın kırılmasıyla birlikte önemli bir iki destek şekli halini almış durumda. Yukarıda gelebilecek tepkiler 1905 seviyesi şeklinde de düşünülebilir arkadaşlar. Kanalın üst tarafı 1905'ten şu an itibariyle geçmekte. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman yukarı yönlü hareket için bir kırılım henüz görülmemekte. Bunu da bilmenizi isterim. Bu da yakından takibimizde olacak. Ve bu kırılım gerçekleşirse de bunu sizlerle video şeklinde ben zaten buradan paylaşacağım arkadaşlar. Burada aramamız gereken teknik olarak bir ikili dip seviyesi görülecek mi, bunu arayacağız. Artı bir de 9 günlük EMA'mız var. Bu 9 günlük EMA'nın üzerine altının atıp atamayacağı yakından takibimizde olması gereken önemli teknik veriler şeklinde düşünülebilir. Gram altına da bakalım hemen. Gram altında bizler için hangi seviyeler önemli olacak? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım hemen. Evet, gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar, gram altında da hemen bir kanal belirleyelim sizlerle birlikte. Bu kanal hareketleri dediğim gibi takipte kalmamız gereken önemli kanal hareketleridir. Evet, şöyle bir kanal hareketi gram altında da çizdiğimiz zaman arkadaşlar, evet, gram altında da şöyle daha belirgin çizelim. Evet, gram altında da orta seviye olan destek bölgesi kırılmış gözükmekte arkadaşlar. O da 469, dün belirttiğimiz 469 seviyesi. 469 seviyesinde tutunamadığımız için gram altında da aşağı yönlü sarkmalar görüldü. Bu kanalın alt tarafında geçen gram altındaki seviye şu an itibariyle 449 seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Bakalım gram altında 449-450 seviyesine doğru hareketler gerçekleşecek mi? Sizlerle birlikte bunu da takip edeceğiz. Hemen şurada belirleyelim alttaki destek bölgemizi. Bakın şuradan geçen kanalın alt tarafı 449 seviyesinden geçmekte. Şuradaki dip seviyemiz 449'da bulunmakta. Yukarıda orta seviyemiz 469'da bulunmakta. Evet, bu 469 altında kaldıkça gram altında da aşağı yönlü 449'lu seviyelere doğru sarkmalar yaşanması muhtemel gözükmekte arkadaşlar. 449 üzerinde gene bir yakın direnç seviyesi 459 direnci gram altında göze çarpan önemli bir destek noktası olarak gözükmekte. 459 ve 449 aralıkları gram altında da yakından takipte kalmamız gerekecek önemli direnç noktaları şeklinde şu an itibariyle gözükmekte. Stokastik indikatörüne baktığımızda hala satış pozisyonu gram altında da devam etmekte arkadaşlar, görüyorsunuz. Aşağı yönlü hareketler stokastik indikatöründe de hala yönünü devam ettirmekte. Bizler için gram altında aşağıda şimdilik ilk etapta 449 seviyesi önemli, takip etmemiz gerekecek bir direnç noktası olarak gözükmekte. Yarın ayın 24'ünde biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Bu bizim PPK toplantısından çıkacak sonuçlar da altın tarafında, özellikle gram altın tarafında bir belirleyicilik gösterecektir arkadaşlar. Bunun da etkileri, eğer bir faiz artışı olursa, ben faiz artışını beklemiyorum fakat faiz artışı olur, piyasaların beklediği miktarda bir faiz artışı gelirse bu sefer dolar kurunda da bir geri çekilme yaşanır. Altının da zayıf olmasıyla birlikte gram altında
449 hatta 437 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Yarınki Merkez Bankası toplantısında özellikle faiz kararı çıkıp çıkmayacağı tarafınızdan altın tarafında ve gram altın tarafında olan arkadaşlar için özellikle takip edilmesi gereken önemli bir karar. Bu kararı takip edilmesi sizler tarafından da uygun olacaktır. Kısadaki desteğimiz 459 arkadaşlar. Bunu takip edin. Arada 453 gene bir ara destek ve onun altında da 449 destekleri gram altında göze batan önemli destek yerleri olarak gözükmekte. Dolar TL kuruna da bakalım hemen. Dolar TL'de hareketler. Evet, dolar TL kuru baktığımız zaman arkadaşlar hemen bir kanal hareketlerini burada da belirleyelim. Bakalım hangi kanal hareketlerinde bu hareketler devam ediyor. Evet, 7.69 önemli bir direnç bölgesiydi arkadaşlar ve bu direnç bölgesi üzerinde dolar TL kuru da hareketlerine devam etmekte. Yukarıda kanalın orta bantı yükselişinin geçtiği bir alanda gene arkadaşlar 7.73 seviyesinde dolar TL kurunda gözükmekte. Dolar TL kurunda 7.73 üzerinde daha doğrusu 7.69 seviyesi üzerinde arkadaşlar şurada bir önemli desteğimiz, direncimiz mevcut. Şu an itibariyle artık burası da bir şuradaki 7.69 bizler için bir destek seviyesi haline aldı. 7.69 üzerinde dolar TL kuru tutunabilir. Buralarda da artık kapanışlarına devam edebilirse arkadaşlar yukarıda 7.73 ve 7.80 gidebileceği önemli seviyeler mevcut. 7.69 altında şöyle yapalım, şöyle şekilde gösterelim. 7.63 ve 7.52 destek seviyeleri de dolar TL kurunda dikkatle takip edilmesi gereken önemli seviyeler. Hareketin devamı için 7.69 üzerinde tutunma şart. 7.69 üzerinde tutunma gerçekleştiği müddetçe yön 7.73 ve 7.80 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü düşünülebilir arkadaşlar. O yüzden 7.69 seviyesini sizler de takipte kalın. Ayın 24'ündeki Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararlar da dolar TL kurunun yönü hakkında bir karara bağlanması şeklinde de takip edebilirsiniz. Merkez Bankası'nın alacağı beklentiler dahilindeki bir faiz kararı dolar TL kurunda aşağı yönlü hareketler getireceği gibi gram altın tarafında da düşüşlere sebebiyet verebilir. O yüzden Merkez Bankası'nın yarınki kararları önemli, dikkatle takip edilmesi gerekli arkadaşlar. Burada bir faiz kararı çıkmazsa dolar TL kurunun tekrardan kaldığı yerden yukarıya yönlü hareketlerinin ben devam edeceğini düşünmekteyim. Sizlerin takip etmesi gereken Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı çıkıp çıkmama yönündeki haber olacaktır. Bizler için tek takip edilmesi gereken PPK kararlarından çıkacak sonuç şimdilik bu olması gerekli arkadaşlar. Evet, altın ve dolar tarafında söylemek istediklerimiz şimdilik bundan ibaret. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.